Yatay sürtünmesiz düzlemlerde bulunan KLM araçlarına şekildeki bir su akışının devam ederken araçlar serbest bırakılıyor. Buna göre KLM araçlarının hangileri harekete geçer diye sorulmuş. Harekete geçebilmesi için arkadaşlar momentum korunumunun veya itme iştir momentum değişiminin olması gerekiyor. Burada bakın burada M kütleli diyelim bir sıvı bu tarafa doğru hareket ederken şuradaki sıvımızın da sağ tarafa doğru hareket etmesini sağlamaya çalışıyor. Ama buradan çıkan sıvı şu yüzeye çarpıp tekrar bu tarafa doğru bir itme uyguluyor. O itme arkadaşlar haliyle buradaki suyu durdurmuş ve bunun sayesinde sistem içerisinde hem sağa doğru hem de sola doğru itmeden dolayı bunlar birbirini dengeleyecek. Bu, bu cismimiz hareket etmeyecek. Yani sistemde kuvvet dengesi olmuş olacak ve ikincisine baktığımızda ikinci şekilde buradan çıkan sıvı kütlesi atıyorum M olsun hızda V olsun. buradaki büyük olan sıvı kütlesi de M üssü ve V üssü hızıyla harekete geçecek. Çünkü başlangıçta bunlar duruyorlar. Momentum konumuna göre bir parçası bu tarafa doğru hareket ederse diğer parçanın da arkadaşlar sağ tarafa doğru hareket etmesi sağlanacak. Yani böyle bir hareket söz konusu olur. Sonuncu şeklimizde bakın buradaki sıvı yukarı doğru aşağı doğru hareket ederken yukarı doğru buradaki kabı itmeye çalışıyor momentum değişimine göre. Haliyle burada hem sıvının miktarı hem de arkadaşlar kabın ağırlığı buradaki az miktarda aşağı inen sıvının momentumundaki değişimi yukarı yönde bir momentum değişimine sebep olması için ağırlığını yenebilecek kadar bir değerli olması lazım yukarı doğru hareket etmesi için. Ondan dolayı da bunu da bu sağlayamayacağından dolayı çünkü sıvı miktarı az. Ee, yine arkadaşlar burada kabın ağırlığı ve sıvının ağırlığı var. Geriye kalan o zaman ne oluyor? Bu yukarı doğru yerçekim kuvvetini yenebilecek tarzda bir kuvvete sahip olmadığı için ondan dolayı bu harekete geçemeyecek. Yani cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sürtümesi yatay buzlu zeminde durgun haldeki kahve ile itfaiyecinin tuttukları hortumdan su sabit deviyle fışkırmaya başladığında itfaiyeciler doğrusal yörüngede kaymaya başlıyorlar. Su fışkırmaya başladıktan itibaren geçen delta T süre içerisinde itfaiyecinin kazandığı hızın büyüklüğü delta V'dir. Buna göre işlemlerinin hangilerinin sonucunda delta V artar diye sorulmuş. Arkadaşlar şu an itfaiyeci ile hortum bu şekilde durgunken yani başlangıçtaki momentumlarımız sıfır. Ne oluyor buradan sıvı belli bir kütle ve belli bir hızla Buradan fışkırmaya başlıyor. Yani M çarpı V'lik bir momentum oluyor. Itme momentum değişimine eşit olduğu için burada bir momentum değişiminden dolayı Hop şöyle bir itme gerçekleşiyor. Tam tersi yönde arkadaşlar. Tabu itmenin bir yatay bileşeni var bir de düşey bileşeni var. Bu düşey bileşenini yer her halükarda tolere ediyor. Yani yer hareket etmiyor. Dünyayı hareket bir tarzda bir itme gerçekleşemiyor. O zaman ne olacak? Bunun yatay bileşeninden kaynaklanan bir itme oluyor. O zaman demek ki bunların momentum'unun yatay bileşeni şöyle yaptığımız alfa dediğimizde e, buradaki itme değerine eşit oluyor ve bunları hareket ettirmeye çalışıyor. O zaman arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? m çarpı v çarpı kosinüs alfa kosinüs alfa eşit olacak. Buradaki itfaiyecilerin kütlesi mk artı ml çarpı hop sola doğru hızları yani hız değişimleri diyelim delta v. O zaman delta v'nin artması için alfa açısının artması. Alfa açısı artarsa kosinüs alfa ifadesi azalır. Burası azalırsa delta v azalır. Olmaz. Hortumdan akan suyun debisinin artması. Şimdi hortumdan akan suyun debisinin artması şuradaki M kütlenin artması demek arkadaşlar. M kütlesi artarsa delta V de buna bağlı olarak artmış olacak. Çünkü momentumu büyük olunca onun da itmesi veya momentum değişimi yine büyük olmuş olacak. K itfaiyesinin sistemden ayrılması. Tabi bu sistemler ayrılınca şunun bir tanesinin kütlesini azaltırsak haliyle bir kütleyi Hız değişimi yönüyle arkadaşlar aynı momentuma eşitleyebilmek için daha büyük bir hız değeriyle çarpmamız lazım. Yani kütle azalınca burası azalırsa buranın matematiksel olarak zaten arttığını söyleyebiliriz. Yani e, bu da artıran bir etki yapar delta v'ye cevabımız bundan dolayı 2 ve 3 olmalı deriz. Sürtünmesiz ortamda L uzunluğundaki ipin ucunda bulunan K cismi şekildeki konumdan serbest bırakıldığında durgun durumdaki L cismine merkezi olarak çarpıp yapışıyor. Bu durumda yapışık cisimler en fazla 4H kadar yükseliyor. Buna göre K L kütleleri oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar buradaki hız yer değer değerlerimizi pratik yolla da bulabiliriz. Enerji kurumundan yararlanıp da bulabiliriz. Nasıl bulacağız öğretmenim? Bakın şöyle yapabilirsiniz. Ee, serbest düşmeye bırakılan bir cisim gibi düşünüp bunu. Ee, ilk saniyede h kadar yol alırken ikinci saniyede 3 h kadar sonra 5 h kadar şeklinde yollar alıyor. Atış hareketlerinden düşünürsek. O zaman 3T süresi geçtiği için buna çarptığı andaki hıza 3V diyebilirsiniz. Mesela 3V hızıyla arkadaşlar bu buna çarptı. Tabii kütlesi ne? MK. MK kütleli 3V hızıyla çarpıyor. Peki birlikte 4H kadar yükseliyormuş. Yükselirken de 2T süresince 4H'ı bakın 3H H şeklinde 2T süresince çıkmış oluyor atı, serbest düşmenin tersten hali arkadaşlar aşağıdan yukarı düşe atış hareketi. O zaman ben burada 2V hızıyla birlikte ortak kütlenin hızı olduğunu söyleyebilir miyim? Burada 3T süresi burada 2T süresi geçtiği için demek ki buradaki hızımız 2V hızıyla olacak. Yani yükselmesi için ortak hızları bir süre sonra çarpışıp yapıştıktan sonra 2V oldu. Peki bundan yola çıkarak arkadaşlar momentum konumunu yazıyorum. İlk momentum eşittir son momentum mu? Evet çarpışma nerede gerçekleşti? Burada. Çarpışmadan önceki momentumu çarpışmadan sonraki momentumu eşitliyorum. Burada ne var peki? Momentum olarak mk çarpı 3v hızımız var. Sonra birlikte yüksek, e, harekete geçtikleri için e, kütleleri topluyorum. mk artı ML çarpı ortak hızlarımız 2v. Hop 2v hızıyla fırlıyorlar. Şimdi gerisi matematik yani çarpma çırpma işlemi. 3 tane mk eşittir. 2 tane mk artı 2 tane ml dediğimizde burada bir tane mk'nın arkadaşlar 2 tane ml'ye eşit olduğunu yani mk bölü ml oranının işlemi devam ettirdiğimizde 2'ye eşit olduğunu söyleriz. Ve buradan da cevabımız d seçeneği çıkar. Tabi bunu enerji konumundan yararlanıp yine hızlarını 3v'ye şek 2v şeklinde olduğunu oradan da hesaplayabiliriz. Bu kısa yöntem olduğu için buradan bu şekilde çözümü gerçekleştirdim. Sürtümesi yatay zeminlerde durmakta olan market arabalarından K boş L doludur. K ve L arabalarına yatay F büyüklüğünün kuvvetler delta T süre boyunca uygulanıyor. Buna göre delta T süre sonunda K ve L isimlerine ait inceliklerin hangilerinin büyüklükleri birbirine eşittir diye sorulmuş. Arkadaşlar F büyüklüğünün kuvveti delta T süre uyguladığımızda F çarpı delta T'ye kadar hem birincisi hem de ikincisi ne yapacak arkadaşlar? Bir itme uygulayacak. Yani itme 1 ve itme 2 dediğimizde bunların itme değerleri sayısal değer olarak birbirine eşit. Peki itme momentum değişimine sebep oluyorsa bu market arabanın kütlesine m dersem bunun kütlesi ondan büyük olduğu için 2m diyelim. O zaman momentum değişimini yazıyorum m çarpı delta v diyorum. Delta v 1 buna dersem ikincisi de 2m kütleri olduğu için delta v 2 dediğimizde bunun hızı arkadaşlar 2v değişirse bunun hızı 1v değişmiş olacak. O zaman demek ki burada hız değişimleri eşit değil. İtmeleri eşit momentum değişimleri eşit zaten itme momentum değişimine sebep oluyor ama hızlardaki değişimler aynı değil. Birbirine eşit olan, olanları sormuş. Momentumları eşit mi? Evet başlangıçtaki bunların momentumları sıfır mıydı? Duruyorlardı çünkü başlangıçta durmakta demiş. E, son momentumlarına baktığımızda momentum değişimleri eşit olduğu için son momentumların da aynı olması lazım. Yani her ikisinin momentum da aynı olacak. O zaman momentumları eşit büyüklükte olacak. Kinetik enerjileri. Kinetik enerjiyi nasıl buluyoruz arkadaşlar? 1 bölü 2 mv kare ile buluyoruz. O zaman her birisi için ayrı ayrı yazalım. Birincisi için konuştuğumuzda E1 eşittir 1 bölü 2 çarpı kütlesine 1 M demiştik. Hızının karesi hızı 2 V'ye çıktığı için o zaman karesini aldığımızda 4 V karelik bir e, enerji enerjisi oldu. Buradan ikincisi için 1 bölü 2 çarpı M'i 2 M çarpı hızının karesi. Hızının karesi de arkadaşlar ikincisi için V olduğu için V kare. Bu 4 tane 1 bölü 2 M kare. Bu da 2 tane 1 bölü 2 M kare olduğu için kinetik enerjileri farklı. Yer değiştirmeleri aynı mı? Yer değiştirme, ivmeli hareket yaptıklarından dolayı bunlar arkadaşlar şöyle x eşittir 1 bölü 2 at kare yardımıyla bulunabilir. Aynı süre geçiyor. İğmesi büyük olanın x'i büyüktür. E ivmeyi nasıl buluyoruz? F eşittir m çarpı a ile buluyoruz. O zaman arkadaşlar her ikisi için uyguladığımızda birinci kütleye m demiştim. ikinci kütleye de 2m dersem buradan da baktığımızda birincisinin ivmesi a1, ikincisinin ivmesi a2. O zaman ne oldu arkadaşlar? A bire ben 2A dersem A2 A 2A olacağından dolayı yani süreleri aynı ama ivmeleri farklı olduğu için yer değiştirmeleri de farklıdır. O halde yer değiştirme büyükleri farklı olduğu için eşit olanlar sorulmuş. Yalnız bir yani cevap A seçeneği olmalı. K ve L cisimleri ağırlıklar önemsenmeyen ip ile oluşturulmuş şekildeki sistem serbest bırakında harekete geçiyor buna göre sistemin hareket halindeyken K ve L cisimlerine ait niceliklerinden hangilerinin büyüklükleri birbirlerinden farklı olabilir demiş. Farklı olabilir. Şimdi hız. Hız büyüklükleri birbirlerine eşit arkadaşlar. Neden? Bu H kadar aşağı indiğinde serbest bırakılıp yine bu da ne yapacak? Haş kadar aşağı, sağ tarafa doğru gitmiş olacak. Eşit yolları eşit sürede aldıkları için bunların hız büyüklükleri birbirlerine eşittir. E, farklı olanı sormuş. Bunlar farklı değil. İvme. İvme dediğimiz der, birim zamandaki hız değişimi yani delta v bölü delta t ifadesiydi. O zaman bunların hız değişimleri sıfırdan v'ye ulaştığında her ikisi için aynı aynı sürede ulaşmış. Hız değişimleri birbirlerine eşit arkadaşlar. Yani birim zamandaki hız değişimleri aynı olduğu için ivmeleri aynı büyüklüktedir. Momentumları. Momentumlarına baktığımızda arkadaşlar bunların hızlarının eşit olduğunu söyledik bir süre sonra. Ama kütlelerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E kütleleri farklıysa momentumları da farklı olacak. Yani farklı olabilecek tek durum momentumlarıdır. Cevap bundan dolayı A seçeneğidir. Yatay sürtünmesi önemsiz düzlemde durmakta olan tenis topu fırlatma makinesinde özdeş tenis topları bulunuyor. Makine topları yatay doğrultuda V büyüklüğündeki hızla fırlatıyor. Birinci topu fırlattığında makinenin geri tepme hızı Vn, momentumu P1 oluyor. Durduluktan sonra eninci topu fırlattığında geri tepme hızı Vn, momentumu Pn oluyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar burada diyelim 10 tane topumuz olsun. 10 m kütlemiz var. Bir tanesini fırlatınca geriye 9 M kaldı. Ve ilk momentumları yani başlangıçta durgun oldukları için ilk momentumları 0 son momentumları da 0 olması gerekiyor. He, o zaman topun momentumu sağa doğru M cisim ve V hızıyla fırladığı için 1 M. O zaman ne oluyor? Geriye kalan 9 tane M kütlesini düşündüğümüze 9 M çarpı V üstün. Buradan V üssünün V bölü 9 olduğunu görebiliyor muyuz? Evet. Şimdi gelelim ikinci topa. İkinci topu fırlattığında arkadaşlar yine M kütleli bir cismi fırlatıyor. Ve hızıyla fırlatıyor. E geriye 8 tane kalmıştı o zaman. 8 M çarpı V2 üstü dediğimizde. V2 üstünün buradan V bölü 8'e eşit olduğunu gördük. Yani ne yapıyor? İkinci durumda hızı birinci durumuna göre arttı. Çünkü burada kütle azalınca haliyle hızı büyük olmak zorunda kalıyor. Çünkü aynı momentum sürekli M V M V M V'lik toplara atıyor. Geriye kalan toplarda azaldığı için... Başlangıçta 9M çarpı V üstü sonra 8M çarpı V2 üstü sonra 7M çarpı V3 üstü gibi hızlara sahip veya momentumlara sahip oluyor. O zaman VN V1'den büyük mü? Evet giderek hızının büyüdüğünü görüyoruz. Doğru. PN P1'den büyük mü? Hayır eşit. Bunların eşit olması gerekiyor. Çünkü sürekli aynı momentuma sahip e, toplar fırlatılan topların momentumlarını geriye kalanların momentumlarını eşitliyor. Çünkü durduğu için e, fırlayan e, cismin topun momentumu geriye kalan kısmın momentumuna değer olarak eşit, e, yön olarak da zıt yönde olacak. O zaman P'nin P1'e değer olarak eşit olduğunu söyler. Yani bu da doğrudur deniz. Cevap bundan dolayı 1 ve 3 doğru. Yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Bir balon şişirildikten sonra üzerine bir pipet yapıştırılıyor ve bu pipet Geçirilen ip sandalyeler arasında geriliyor. Balon tez fırında serbest bırakıldığında dışarı çıkan hava tarafından harekete geçirilen balon 2T anında sandalyeye çarpıyor. Balon sandalyeye çarpana kadar balona uygulanan itiş kuvvetinin büyüklüğü azaldığına göre. Tabi haliyle içerisindeki balon içerisindeki gaz dışarı çıkınca basıncı büyük olduğu için başlangıçta büyük bir kuvvetle itiyor. İkinci durumda havası azaldıkça itiş gücü de azalıyor. Yani kuvvetin şiddeti azalıyor. Azaldığına göre yargılanan hangileri doğrudur? 1. Balonun hızının büyüklüğü zamanla azalır. Hayır. Balonun hızının büyüklüğü zamanla artar. Şimdi başlangıçta düşünün. İtme kuvveti 2F iken 2, e, F F'm çarpı A prensibine göre 2A imesiyle hızlanırken sonra arkadaşlar kuvvet F'e indiğinde bu sefer A imesiyle hızlanıyor. Yani birim zamandaki hızındaki artış miktarında azalma var. Yoksa hızı yine artıyor. Birinci ifade yanlış. Balon momentumun korunumu ilkesi sonucunda harekete geçmiştir. Evet ilk momentum sıfır son momentum sıfır olabilmesi için balon bu tarafa doğru giderken e, hava bu tarafa doğru giderken balonun da ters yönde gitmesi gerekiyor momentum korunumuna göre. O halde ikinci yargı doğrudur. Balona sıfır t zaman aralığında uygulanan itme t 2 t zaman aralığında uygulanan itmeden büyüktür demiş. Evet kuvvet sürekli azalıyor mu arkadaşlar? Azalıyor. Kuvvet azalsa itmeyi nasıl buluyoruz? F çarpı delta t ile buluyoruz. O zaman süre e, zamanla kuvvet azaldığı için aynı süre içerisinde yani 0T zaman aralığında T süresi geçerken F çarpı delta T diyoruz. F çarpı T diyoruz. E, kuvvet azalıyor. Bu sefer F bölü 2 çarpı T demek zorunda kalıyoruz. Yani aynı sürelerde kuvveti küçük olanın itmesi daha azdır. Demek ki birinci arıktaki itme ikinci arıktaki itmeden daha büyüktür. Bu ifademiz de doğru. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. M kütleli tenis topu rakete şekil 1'deki gibi eksi K yönünde V büyüklüğün hız çarpıp raketten şekil 2'deki gibi artı K yönünde V büyüklüğün hız ile geri dönmektedir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar çarpmış geri dönmüş ve burada çarptığı hızla geri döndüğü hız birbirlerine aynısı. Buna göre topun rakete çarpma andaki momentumu raketten geri dönme andaki momentumuna eşittir. Arkadaşlar momentum vektörel bir büyüklük. Onun için çarpma anındaki momentumu bu yönde m çarpı v iken geri teptiği andaki momentumu da m çarpı v ama yukarı yönde. Bunların büyüklükleri eşit. Momentumları eşit değil. Büyüklükleri eşit demesi lazım. Yanlış. Roketin Raketin topa aktardığı itme artı k yönündedir. İtme momentum değişimine eşit olduğu için arkadaşlar o zaman Delta P'yi bulacağım. Delta P'de nasıl bulunuyor? Son momentum, eksi ilk momentumla bulunuyor. Hemen bunun yönünü bulalım. Son momentum yani çarpıp geri tepiyor. Geri teptiği için gördüğünüz gibi bu yönde bir momentum var. Son momentum bu yönde MV. Eksi ilk momentum yani bu momentumun tersi. Bu yönde o zaman bir MV. O zaman demek ki momentumdaki değişim bu yönde 2 MV olduğu için yönü arkadaşlar artı K yönünde mi çıktı? Evet ikinci yargı arkadaşlar doğrudur. Raketten geri dönerken topun momentumundaki değişimin büyüklüğü 2 m'dir. Evet değişimin büyüklüğü arkadaşlar momentum vektörel büyüklük olduğu için de vektörel düşüneceğiz. Son momentumdan ilk momentumu çıkarttığımızda gördüğünüz gibi artık k yönünde 2 m büyüklüğündedir. Yani bu ifademiz de doğru. Cevap 2 ve 3 D seçeneği olmalı.